Merhaba Kanal Ekonomi izleyicileri. Bugün Kasrofest'in basın tanıtımıyla karşınızdayız. Ve yanımda Abdurrahman Yıldırım var. Kendisi Habertürk gazetesi yazarlarından. Kasrofest'le ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Devamı gelirse yol boyunca gayet oturacağına inandım. Kente de yine önemli turizm ve kentin tanıtımında önemli katkıları olacağını düşündüğüm bir faaliyet. Kastamonu'nun tanıtacak çok şeyi var. Yani tanıtılmaya değer bir şehir. Bir kültür müzesidir Kastamonu mutfağı ve sofrası. Bir nevi yemek kültürü tarihidir. İşte biz bu nedenle Kastamonu için haklı olarak yemek kültürünün başkenti demek istiyoruz. Geleneğe saygı, geleceğe miras temasıyla düzenlenen Kastamonu Gastronomi Festivali'nin biz ilkini gerçekleştireceğiz. Biz bu coğrafyanın insanı olarak bu zengin doğanın içinde büyüdük. Başkalarının da bu güzelliği görmelerini ve yaşamalarını istiyoruz. Yapılan araştırmalara göre yemek kültürünün başkenti sayılabilecek kadar büyük bir zenginlik barındırıyor. Lezzet hanlardan değil mi? Lezzet hanlardan. Ülkemizin lezzet hanlarından Vasfi Pakman'la beraberim. Bugün Kastrofest'te Kastamonu'nun yerel lezzetlerini tattık. Çok da güzel lezzetler bizi bekledi bugün. Harika lezzetler tattık. Ben görüşlerinizi almak istiyorum bir lezzet han olarak. Kastamonu Osmanlı'dan bu yana lezzetin başkenti. Yemek kültürünün doğduğu yer. Bu Kastamonu öyle zengin, öyle bereketli topraklara sahip bir yer ki burada yetişmeyen hiçbir şey yok. Evet, Kastamonu'da şöyle bir özellik var. Kastamonu'ya geldiğiniz zaman tabii ki her şehirde olduğu gibi işte ana caddede birkaç tane bilinen marka fast foodlar vardır. Çünkü işte öğrenci şehri vesaire. Ama nereye adım atarsanız atın mutlaka bir yöresel yemek sunan bir restoran, bir etli ekmekçi, bir Kastamonu döneri, bir tridi, bir bandumasa her yerde bulabilirsiniz. Yani Kastamonu'da yöresel yemek yiyerek adım adım yürüyebilirsiniz. Efendim çok güzel bir etkinlik hazırlamışsınız bugün bizler için. Basın için harika bir etkinlikti. Fakat sormadan edemeyeceğim. Kastrofest'le bu kadar önemli bir Kastamonu'nun gastronomik lezzetlerini ön plana alan bu festivalle neyi amaçladınız, neyi hedeflediniz? Sizden dinleyelim. Önce söyleyeyim, gönülden sponsorum çünkü ben bir Kastamonu'luyum. Kastrofest'in festival olarak yapılmasındaki en önemli düşüncemiz Kastamonu yemeklerinin ve Kastamonu yemek çeşitlerini hem Türkiye'de hem dünyada tanıtabilmekti. Bizim de amacımız gastronomi ile hem gastronomi turizm aynı zamanda gastroekonomi yani Kastamonu'ya bir katma değer, ekonomisine bir katma değer. Özellikle insanlar artık sadece gezmek, sadece tarihi doğal görüntüleri görmek, onları incelemenin ötesinde yeni tatlar, gittikleri yerde farklı bir yemeği tatmak ya da o yörenin yemeklerini keşfetmek istiyor. İşte onun için biz Kastamonu'yu bu festivalde bütün gurmelerimizle, bütün gastronomiler, gastronomi konusunda yazanlarla, çizenlerle diyoruz ki siz bugüne kadar bunları yazdınız, çizdiniz ve gösterdiğiniz sayılara göre Kastamonu'da gastronomi çok önemli. İşte ondan dolayı da biz istiyoruz ki siz gelin görün. Ve bugün Kastamonu yaklaşık 300 milyon TL'nin üzerinde bir Kastamonu'ya sarımsağın getirisi var. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk sarımsak fabrikasını 2000 yılında biz kurduk. Onun için sadece bunu söylemenin ötesinde bununla ilgili muhakkak üretimi destekleyecek çalışmalar yapmak gerekiyor. Yöresel ürünlerin önemini her zaman biliyoruz ve unutulmaya yüz tutan ürünleri de artık yaşatmak istiyoruz. Kendi özümüze geri dönersek sağlığımızı her zaman korumuş oluruz. İşte bütün bu çalışmalarımızın ana nedeni geleceğin 50 gıdasının arasına Türkiye nasıl olur da bu ürünleri dahil edebilir? Kesinlikle. Bu Türkiye ekonomisi için de ve kendi gastronomi ile ilgili de çok önemli. 27-28 Eylül'de Kastamonu'da Kastamonu Gastronomi Kastrofest Festivali'ne bekliyoruz. Kastamonu sizi kucak açmış bekliyor.